Uğur! Ben de geliyorum oğlum. Ha, sorry baba. Ah, he's, yeah, he's right because you know Turkey is here. You know, yes. Baba, sorry baba. Görüşürüz ay. Bye. Kalama 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 kalama. Kalama 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 kalama. Ah, okay. Yeah, please come. Uh-huh. Come. Okay. Yes. Yeah, going to come. Yeah, going to come. Kalama, 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 kalama. Ben şimdi hostelime geldim ama daha girişinden ne kadar güzel bir yer olduğunu tahmin edebiliyorsunuz sanırım. And when elephant come the river? 9 o'clock. In the morning. In the morning. Every day same? Yes. 9 o'clock? 9 o'clock. 100% they will come? Yes. It's here to 2 hours here. It's again is coming 2 o'clock evening. Uh-huh. So 4 o'clock is gone. Uh-huh, really? Yeah. Yes. Şimdi gidip biraz havuzda yüzelim diyeceğim de deniz şortum yok ki abi, biliyorsunuz Arjantin'de pazardan aldığım bu Arjantin şortu vardı ya, o var abi, kaçımda don bile yok. Bu gömleği Ulaş'tan aldıydım, takas ettiydik ama burada düğmesi yok abi, baksana sadece 2 düğmesi var. Ulan en kapatmam gereken yer göbeğim, maalesef açıkta kalıyor ya. Aynı zamanda terliğim bile yok, yanımda 3 tane ayakkabı var ama terliğim yok. Çok hazırlıksız yakalandım ben bu coğrafyaya. Ben şimdi bu lüks otelde terliksiz yürüsem ne olur? Ya bir şey olmaz ya, en fazla derler ki Abel derler. Kimse beni tanımıyor, bir daha ne zaman görecekler ki, çok da sikim dedi ama. Hadi güneş batmadan gidelim güzelim, tada tada tada. Hadi başlasın. Baksana abi, ayağımda hem terlik yok hem de şortumun falan herhangi bir şekilde cebi yok. Telefonumu bu anahtarı nereye koyacağım? Bu şuraya şöyle koysam. Abi çok aptal gibi olduk değil mi? Görmediğimizi, köylülüğümüzü çok belli ettim. Hemen uğraşamam. Ne olacak sen? Oğlum nereden giriyoruz biz bu havuza? Herkesin girdiği yerden ben de girmek istiyorum. Aha. Çıkıyor abi. Baksana Rus tayfası köşeye kapmışlar. Sabahın 7'sine kalkacağım. Ben de orada yer yapmam lazım. Oo, hatunlar yoga moga filan. Güzelmiş lan burası. Çok güzel. Hi. How are you? Buradaki manzara gerçekten her saat çok keyifli ya. İyice güneş battı. Gördüğünüz üzere havuz da boşaldı. Otelin dıştan görünüşte böyle. Şimdi bir bu kaşmer kaldı. Oğlum bu nasıl bir hayatsızlık lan? Çocuk harbi Rus lan. Yemin ediyorum birader, ülkelerinde yaz mı görmüşler çocuk? Havuz görünce çıkmıyor. Şimdi gidin bir akşam yemeği falan yiyeyim. Şöyle ışığımı açayım ha. Ben şimdi giyindim. Üstüme siyah bir tişört giydim. Yine altımda siyah pantolonum, beyaz ayakkabım. Dışarı çıkacağım. Bir şeyler yemek istiyorum. Ama nereden çıkmalıyım bilmiyorum. Hi. I wanna go main road. How can I go? This side. Okay. This side. Okay. Thanks sir. See you. Oğlum valev falan var lan. Hakikaten çok iyi lan hizmet. Ne oluyor lan? Ne oluyor kardeş, aklımızı aldın ya.
Niye koşturdun sen bir anda? Niye durdun? Bu kadar güzel bir otelin neden böyle sokakları kapkaranlık ya? Hello. Where from? I'm from Turkey. Turkey? Yes. Işık açsam da fark etmiyor ya bu sokaklarda. Öyle karanlık bir sokak yani. Sağım solum. Ev. Gerçekten çok karanlık yani. Oğlum bu şehir nasıl böyle bir anda terk edilmiş gibi ya. Baksana abi hayat bitmiş gibi ya. La Elephant Villa. Lunch and dinner diyor. Hello. Food City. Market yerine gerçekten o restorana gideyim ben ya marketten. Ne alacağım ki? Her şey 100 gram üstten yazıyor. Baksana yani. Papayayı da 100 gram üstten yazmışlar. 100 gram papaya yok. En hafifi 1 kilo geliyor zaten yani. Burada da böyle ışıklandırılmış bir bahçe var. Yani güzel duruyor ama bu betonda otursam ishal olurum abi. Böyle bir menüymüş. Her şey 3-4 dolardan başlıyor. Yeah, I want the chicken kotlet. Chicken kotlet, yeah. Yes. You need a spicy or not? Not spicy. Not spicy. Not spicy. Medium spicy? Little spicy. Little. Yes, yes. Thank you. Thank you so much. Okay, sir. Here are you. Thank you. Thank you, sir. Benim yemeğim geldi ve daha önce yediydim bunu. Ketçapı daha güzel oluyor o yüzden. Ketçap döktüm. Böyle chicken katlı. İçinde yeşil soğan var. Soğan var. Tavuk var. Ekmeğimsi bir şey var. Anlamıyorum. Hala tam çözemedim. İsimleri falan da bilmiyorum. Söylediklerini de anlamıyorum. Bunun için 1200 rupi para ödeyeceğim. Farklı ülkelerde olmayı çok seviyorum. Farklı yemeklerimi, farklı kültürler tatmayı. Ama yine de en azından haftada bir iki gün bizim yemeklerimizi yiyebileceğim bir yerde oldum. Yani tamam, örnek veriyorum, pazartesi, salı Sri Lanka yemeklerini yiyeyim. Çarşamba istediğim bir Türk yemeğini yiyebileceğim bir yer olsun. Çarşamba, cuma gene aynı, ne bileyim, cumartesi bir rakı sofrası falan, kebabımız. Yani böyle şeyleri istiyorum yani. Yemek kültürü çok zor bazı ülkelerde ve Sri Lanka onların başını çekiyor. Çünkü aynı zamanda çok fazla Hindu ve Budist olduğu için yemekleri %99 vejeteryan ve hamur işi. Ucuza sattıkları için porsiyonlar küçük ve hep aynı türev. Zor. Ama çok iyi. Hatta mükemmel. Sri Lanka'yı çok sevdim. Çok güzel. Birkaç güne daha da hızlanacağız. Ben Sri Lanka'yı deniyorum kafamda yani, biliyorsunuz artık gecede çıkarken falan isterseniz korkuyorum falan. Zamanla Sri Lanka'nın gündüzüne de gecesine de alışıyorum. Gittikçe formumu bulacağım, vitesi yükselteceğim. Siz de anlarsınız ki çok zorlu günler geçirdim. Sırada daha zorlu günler var diyormuşum. O yüzden biraz zamana ihtiyacım var yani. Hem tekrar gezme kafası, seyahat, çanta, kamera, YouTube falan derken biraz daha sonra neler yapacağız? Eseceğiz. Günaydın, günaydın. Birazdan büyük an geliyor. Filler yola çıktı. Büyük ihtimal geliyor. Yeni uyandım var ya. Gene aynı kombindeyim. Dünkünün aynısı. Gene terlik bile yok ayağımda ama filleri görmeye gidiyorum. Lükse bakar mısın ya? Yeni kalktım daha, gittim kahvaltıyı falan da. Ya aç karnına film mi gördüm şu an? Kaşmerlerin kahvaltısı nasıl? Hadi güne başlıyoruz baba. Bol şans ya, bismillah. Abi anlamadım, bu filler buraya her gün nasıl geliyor aynı saatte ya? Bakalım. Hakikaten geliyor mu acaba ya? Çok merak ediyorum var ya. Çatlayacağım merakım ben ya. Kimse de heyecanlı değil lan benim gibi.
Ben çoktan şu an bir saattir havuzdadılar diye düşünüyordum. Ulan 40 dolar verdik. İnternetlere berbat ama kahvaltı çok güzel duruyor. Baksana. Burada böyle çay, içecekler. İşte burası birader. Güzelmiş ha. Hakikaten bizim kahvaltıları andırıyor. Her ne kadar bir haftadır böyle poğaça falan yesem bile çok güzel duruyor. Aha. İşte oğlum emliydim. Sabahın 5'inden kalkar 3 parti yerdim. Çok iyi duruyor. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Pineapple. Hop hemen atalım bir tane ağzımıza. Hop. Lütfen. Bu ne? Pişmaniye mi? Bu ne abi? Anlamadım. Sigara böreğine bak lan. Çok değişik. Abi bunlar kahvaltı için biraz abartmamış mı ya? Ne alaka ya? Öğle yemeği falan da mı acaba bunlar? Baksana burada omlet de yapıyor. Good morning. Nohut falan var ya. Çok iyi. Hadi gidip alalım. Ben kendime şimdi omlet yaptırdım. Meyve tabağı aldım. Altında ananas falan var. Gömdüm onları. Tabanlık yaptım. Karpuzla da cila çektim. Bir de sabahlar sanki yemesem ölürmüşüm gibi mantar aldım. İstiridye mantar mı ne? Brownie. Şundan bir şey aldım böyle. Tereyağı. Ya eyvallah. 150 çeşit var belki ama. Abi şu kadar bir peynir istiyorum. Buradan döndükler. Şu çubuk kutusu kadar ya. Lütfen ya. O zaman. Yok. Hamurfiller nerede kaldı ya? Trafik mi oldu? Sabah sabah avratlar mı cebeleştiler? Ne oldu kardeş? Döktürüp gittiler falan. Sizin için geldik ya silahlar. Bir daha bu zenginin ekmeği bile farklı. Baksana böyle bir ekmek var. Pembe. Ne yaptı? Dışına salça mı koydu? Ben anlamadım. Bu da yeşilimsi. Niye böyle bilmiyorum. Hep hamur işi. Bunu merak ediyordum ne olduğunu. Aynı sanki bizim krep var ya onun katlanması gibi. İçinde de ne var? Bu ne ya? Bu arada krep gerçekten krepmiş. Bu ne bilmiyorum içindeki. Yarı girin hele. Tüh, zıvana yapsaydım. Bu değildi arkadaşlar. Ben filleri bizim havuzun buraya bekliyorum. Neredeyse aşağıda varmış. Lan kaçmalı olur kaçmalı. 40 doları ödeyen benim hem de ayağınıza gelen benim. Hazır mısınız? Vay kardeşlerim. Oy. Şu manzaranın güzeline bakar mısın? Ölürüm size. Lan siz ne yapıyorsunuz sabah sabah lan burada? Baksana 6 tane. Ay çok güzel. Bayılırım ben size. Arkadaşlar biliyorsunuz benim elimde şöyle kocaman bir fil dövmesi var. Ama ben gerçekten bizim havuzun önüne gelecekler sandım. Meğerse buradalarmış. Lan bunlar sabah sabah. Niye geldi buraya? Her sabah geliyorlarmış ya. Allah Allah. Çok ilginç ya. Her sabah aynı saatte geliyorlarmış ya. Ona göre böyle baksana plan yapılmış yani. Bunların sırf deniz sahasına uygun turizm gelişmiş yani. Çok inanılmaz bir olay ya. Çok güzel ya. Sırf var ya bunları görmeye, izlemeye geldim ya. Ama ben sanıyordum ki sadece bizim hostelden görünüyor. Yo şuradan da görünüyormuş. Ben böyle bir olay olduğunu bileydim. Hiç 40 dolar vermezdim. Kahar gider şu taşta beklerdim gece boyu. Ana bir tane de meğerse bak adamın ayaklarının altında var. Sudaymış suyun içinde. Oğlum çık lan dışarı boğulursun kaşmer. Oğlum o su ne kadar derin lan bu yan yatmış. Girmiş içine. Anlamadık bile ya. İnanılmaz. Çok güzel. Ana benim küçük bebeklerim. Şimdi bunlar 2, 4, 6, 7 tane. Yani aralarında üçlü çevirmiyorlarsa bir tanesinin manetası yok abi. Nerede o gariban? O garibanı çağırın bana. En küçüğü bile çok büyük ya. Çok tatlı ya. Ah ne güzel manzara. Ah keşke canım anam babamla burada olaydı. En azından manitam yanımda olaydı ya. Zaten bana ödetti burayı. Görüşeceğiz seninle ben kısa özgürlüğüm. Görüşeceğiz. Taşın üstüne çıkıyor. Ne yapacak? Çıkıp oraya baklama mı atlayacak? Nereye gidiyor lan harbi? Bak öteki de arkasından geliyor. Diyor yapma diyor. Etme diyor.
Abi baya baya çıktı o. Aha. Aa, oradan besliyorlar onu bak. Bak hortumuyla beraber hop muzu aldı. Kaşmer seni. Bak hop getirdi. Oğlum çok iyi tezgah lan. Yemin ediyorum ben fil olsam ve her gün yüzlerce insan böyle camlara çıksa benim duşumu izlemek için abi duşa kabin çektiririm kazandığım parayla. Harbi derim ki otelciler kazanacağım biraz da ben kazanayım ve bilet kestiririm ya. Çok güzel bir manzara ya. Allah'ım sana şükürler olsun ya. Bana mükemmel bir aile, mükemmel bir iş, mükemmel bir hayat sunduğun için. O zaman da burada söyleyemediğim özelliklerim var ya. İyi çocuğum ben, iyi. Güzel adamım, güzel. Kısmetli çocuğum. Karakterim bozuk ama kalbim temiz. 10 numara adamım var ya ben. Lan var ya, karakterim diyelim. Biliyorsunuz ya, bakma. Benim dilimde hepsi espri yapıyorum. O değil de, ne tatlı hatunlar varmış ya. Ulan bunlar bile çocuk doğurmuş ya. Ya sen çocuk doğurup nasıl bu kadar fit kalabiliyorsun ya? Ya şu Avel yaklaşık 20 dakikadır suyun içinde duruyor. Oğlum bir yüz, bir dal çık, bir kafanı ıslat, bir şey yap. Sen ne yapıyorsun ya? Hadi ben sabaha kadar edit yaptım. Sen ne yaptın oğlum? Arkadaşlar tamam, filleri izlemek çok güzel. Sırf bu yüzden geldim ama bu şekilde izlemek için 40 dolar fazla. Yani 40 dolar veriyorsam abi ben havuzdayken bildiğin aşağıdan gelecek ayağıma seslenecek. Furhan abi kahvaltın bitti mi, bak ben buradayım diye. Hortumu alacak. Biraz suyu kendi kafasına, biraz bana fışkırtacak falan. Cilve yapacak bana, beni kandırmaya çalışacak. 40 dolar öyle bir para yani. Ama buradan izlemek için 40 dolar çok abi. Dediğim gibi manzara bu olacaksaydı ben gider şuradan izlerdim ama şimdi fark ettim ki böyle aktiviteler manitayla yapılması gereken aktiviteler. Ne güzel havuzda yüzerken alttan hafif manitanın götünü elleyeceksin, omzunu ısıracaksın. Bir yandan da filler gelecek yani. O tek başına bir yere kadar fotoğrafımı çekecek insan bile yok. Çok güzel bir aktivite ama ben bu aktiviteleri 7-8 sene önce yaptıydım. O yüzden o kadar da wow olmuyorum yani. Baksana işte gidiyor özel harekat be. Aslan bunlar, aslan. Vay paşam sonunda götünde kaldırdı ya. Kardeş burada kalaydın ya. Oğlum şu hep taştan gidiyor ya. Onun yolu çok meşakkatli. Ben onda kendimi görüyorum abi. Hep bir bayır yukarı çıkıyor. Hep bir bayır aşağı iniyor. Tepe taklak. Şu en arkada giden de ablam. Bıraksan 3 gün burada kalır. Aha. Aha fışkıya çıktı lan. Bak. Baksana abi sopayla ittiriyor. Ötekine gel diyor abi. Ya sana ne oğlum, bırak. Belki hayvan burada takılacak kardeşim. Vay baksana, orada fişkiye gösterse oldu abi. Hayvanlar yıkanıyor. Yani bundan neredeyse 7 sene önce Hindistan'da fil çiftliğinde gönüllü olarak çalıştığım için bundan her türlüsünü gördüm var ya. Kocaman havuzda yıkanıyorduk beraber bunlarla. Bir filden öteki file atlıyordum. Çok güzel günlerdi. O yüzden yani benim 20 metre önüme böyle filler gelmiş. Cırt abi ben. Rus muyum ilk defa hayatımda fil görüm abi? Biz yani yıllar öncesinden bu işin gönüllülüğünü yaptık ha kardeş, Hindistan'da, Jaipur'da. Selam olsun. Ha gittiler böyle. Çok iyiydi ama, çok güzeldi. Ben şimdi gidip kestireceğim. Bu kahvaltıyı sindirip öğle yemeğine uyanacağım. İnşallah öğle yemeği de vardır. Abi iki tane Brezilya hatun var. Benim dikkatim de atlar kardeş. Ben odama gidiyorum. Evli baklı adamım. Allah'ım sen bizi haramdan uzak tut. Ama çok da tutma. Haramı göster, nasip etme eyvallah. Ama haramı da göster. Bak da ki burada da haram var ha. Gözümüz gönül bayrağız. Allah'ım esir etsin. Brezilyalılar ya. Çok iyiler kardeşim. Fil kardeşlerim. Görüşürüz. Eğer ikide beni kendiniz bizzat gelip odamdan uyandırmazsanız ikiden sonra check-out'um bitince geleceğim. Sizi şapak manyağı edip 40 dolarlık döveceğim sizi lan. Kaşmer ola kaşmerler. Bu arada kardeşiniz kahvaltıdan sonra bir uyumuş. Öf yeni kalktım.
Filler gene gelmiş. Orada yıkanıyorlar. Az önce karşıdalardı. Ben de çok güzel fotoğraf çekindim. Herkes şu an öğle yemeğinde. İnşallah filler daha çok gelecek. Pek sanmıyorum ama. Yine de çok güzel. Çok keyif aldım. Ama fotoğraflarda bize yansıtılan hayvanların şuraya kadar geleceğiydi. Ama yine de bu da çok güzel. Çok keyifliydi yani açıkçası. Şimdi biraz daha yüzeceğim. Ortam da böyle. Tek sıkıntısı gördüğünüz üzere otel çok büyük. Nereden baksanız 200-250 kişilik kapasitesi var. Ama havuzun kapasitesi o kadar yok ve çocuklar girdin mi çıkmıyor yani. Baksana kardeşim tişörtle yüzüyor yani abi. Yapma be kardeşim, yapma be kardeşim. Bitti lan, bitti lan. Oğlum ne çok bitti, ben anlamıyorum ya. Gariban yerde kalınca yemin ediyorum gece bitmiyor. O sineklerle savaş bitmiyor. Ama böyle lüks, klimalı, zengin yerde kalınca abi göz açıp kapayıncaya kadar bitiyor. Ben anlamadım ya. Gene baba çantayı yükledi. Tata, tata. Gariban hayata dönüş. Oh be, filleri de görmüş ki. Tata. Uhuhu. Havuzda yüzmüş ki. Tata, tata. Çok iyiydi. Çok iyiydi ama yine peynir yemedim. En lüks otelde bile peynir yemedim. Sağlık olsun. Şimdi saat 3. Ben artık kaldığım otelden ayrıldım. Dün buradan karanlıkta yürümüştüm. Hatırlıyorsanız. Ben bile hatırlamıyorum o karanlıkta. Şimdi ise bulunduğum Pinavalla isimli şehirden ayrılmak istiyorum. Çünkü burası gerçekten turistik bir şehir. Ve konaklamalar en ucuz 25 dolardan başlıyor. Eğer ki fillerle bir aktivite yapmayacaksanız, ki desteklemiyorum yani, filleri boyamayacaksanız veya fillere binip şehri gezmeyecekseniz bu şehirde kalmanızın bir anlamı yok. Ben de bu aktiviteleri yapmak istemediğim için ve sadece filleri doğal derinde vahşi şekilde görmeye geldiğim için buna çok şükür ki başardım. Şükürler olsun. Önce sevgilime, sonra sizlere, en çok da kurban olduğum Allah ve beni doğuran anama babama teşekkür ediyorum buradan. Bir anda zan gördü lanmış gibi oldu. Şimdi dediğim gibi burada ayrılacağım. Hey, how are you? Şimdi dediğim gibi ben Pinavalla isimli şehirdeyim. Gördüğünüz üzere her yerde fil heykelleri var. Buradaki ticaret tamamen fillerden dönüyor. Şimdi önümde iki seçenek var. Bir, dün geldiğim kendi şehrine dönmek. Ama oraya gitmek istemiyorum çünkü orada görmek istediğim bir şey yok. Bir de Naura Elia isimli bir şehir var. Hani o ünlü çay bahçelerinin olduğu yer var ya, bizdeki Rize tarzı gibi. İşte orası ki biliyorsunuz Sri Lanka dünyanın en büyük çay üreticilerinden biri. Saat 3'e geliyor, biraz şehirde yürüyeceğim. Oteldekilere sordum oraya nasıl gidebilirim diye. Aslında çok uzak değil fakat direkt otobüs veya tren falan yok. O yüzden birkaç aktarım yapmam gerekecek. Bakalım gün ne gösterecek bilinmiyor. Hey. Aslında bir tıraş da olmak istiyorum. Keyfim çok yerinde ve dediğim gibi Sri Lanka'ya gelirken iki amacım vardı. Birincisi bu filler, ikincisi de o Buda'nın aydınlandığı ağaçtı. O yüzden benim için Sri Lanka seyahati artık tamamıyla rölantide. Gördüğünüz gibi son 10 gündür Kuveyt'ten beri çok büyük bir tempo içindeyim. Uyuyamıyorum. Tıraş bile olamadım. Ama sıkıntı yok. Burada da böyle bir bahçe varmış. O bizim hostelden izlediğimiz nehir demek ki buradan akıyormuş. Bir de para bozdurmam lazım. Tekrar sokakta kalmak falan da istiyorum. Vallahi çok özledim yani ha. Sri Lanka konaklama konusunda çok ucuz. O yüzden aldığım riske de değmiyor ve fark ettiyseniz petrolleri Güney Amerika gibi değil. Hem 7/24 açık değil hem de üstü kapalı bile değil. O yüzden fiyatlar bu kadar ucuzken de risk almak istemiyorum. Çünkü konuştuğum her insan bana diyor ki gündüz Sri Lanka'da hiçbir sıkıntı yok. Ama akşam 9-10'dan sonra tavsiye etmiyoruz. Geceleri kimseye güvenme diyorlar. Ve zaten son birkaç senede Sri Lanka'nın yaşadığı ekonomik kriz ortada. İnsanlar bir senede 3-4 katı kadar fakirleşmiş. O yüzden benim elimdeki kameraya geçtim. Boynumda böyle gümüş kolye varken, kolumda böyle orijinal saat, yüzükler filan biraz risk temsil ediyor. Temsil değil o, teşkildi değil mi? Aynen. O yüzden 3-4 dolarlık hosteller varken risk almak istemiyorum açıkçası.
Thanks. Burası da bir otobüs durağı. Abi üstünü kapatmışsınız da keşke oturacak bir şey yapsaymışsınız. İnsanlar gerçekten çok keyifli. Çok güzel. Hey. Ne yapıyor? Cigara mı sarıyor kardeşim içeride? Bakar mısınız? Rüzgardan ağacın yaprakları dökülüyor. Çok güzel. Hey sir, how are you? Hasan arkada dayım nasıl yatıyor? Oh, ay Hasan güzel keke. Sri Lankalı yerlilerle iletişime geçmek istiyorum. Evlerinde kalmak ama son 2,5 senedir olduğu gibi yine Couchsurfing'de o kadar da güzel referanslarım olmasına rağmen kimse beni kabul etmiyor. İnşallah biri kabul ederse onların yaşadıkları evleri ve kültürleri hakkında da video çekmek, sizlere göstermek isterim açıkçası. Sri Lanka'da bir kapım olsun istiyorum, bir dostum olsun istiyorum. Geleli 5 gün oldu ama hala bir dost edinmedim açıkçası. Yollarda yürümek çok keyifli. Her yerde muz ağaçları var. Trafiğin tersten akması çok sıkıntı ya. Şaşırıyorum her seferinde. Sanki arabalar üstüme geliyormuş gibi hissediyorum yani. Aha. Orada ne yapıyor onlar? O kadın o tekerini öyle yapmış. Gidip bakayım girebiliyor muyum? Şuradan girersem şu kadına ulaşabiliyor muyum şu kapıdan? Dur. Oradan geçiş var mı? O önemli. Var gibi duruyor. Aynen. Çünkü o kadının önünde çok farklı bir tezgah gördüm şimdi. İşte tekerini falan koymuşlar. Bir dokuma tezgahı gibi. Dikkatimi çekti. Onu size göstermek istiyorum. Bakın burada da böyle bir tezgah var. Flüt var. Bunun ne işe aradığını anlamadım. Yelpaze, kalemlik, tahta kaşıkları yapmışlar. Aha, Pinnavala Traditional Village. Aha, Pinnavala geleneksel köyü diyor. Burası bir otel mi? Pek anlamadım. Aha, kadın geliyor sanırım. Hi, how are you? Can you speak English? Okay. What is the here? How about traditional village? Uh-huh. Village. I have to buy ticket? Yes. Şuradan gösterim, buradan gösteriş bedavadır. Köpek kardeş, selamun aleyküm. This is the traditional doctor's home, the farmer's home, potter's house. You can see all this from here. Uh-huh. Görsellerden anladığınız üzere İçeride eski geleneksel Sri Lanka yaşamını gösteriyorlar. Ama buraya girebiliyor muyum? Aha, giremiyorum. Baksana ha, orada dokuma falan. Değil mi? Bura exit dediğine göre bura çıkış. Hello. Hiç çaktırmayın baba. Buradan ben girdim şimdi. Arkadan kadın gelir zar. Ha, demek istediğim buydu bakın. Burada bir dokuma yeri var. Görüyor musunuz? Hi. Çok zamanım yok belki de. Kadın her an gelebilir. O yüzden eski dönem dokuma böyle oluyormuş büyük makinalarda. Benim dışarıdan gördüğüm sistem buydu. Bakın bu tekerleği görüyor musunuz? Döndürdüklerinde oradan ip elde ediyorlar sanırım. Çok mühendislik zekam olmadığı için pek anlayamadım ama belki siz anlarsınız. Sistem tamamen böyle. Evlerde eski yapıp büyük ihtimal burası biletlerin çıkışı, o yüzden alacağımızı aldık. Gidelim. Ayıp olmasın. Bakın burada da demek yapmışlar. Satıyorlar. Şimdi biz yolumuza devam edelim. Şurada dayım meyve satıyor.
Soralım bakalım ne kadarmış. Hi. Hi. This how much? Ten kai under 30. Ten? Ten piece? Eight card. Eight. This eight? Eight under 30. Ah, this everywhere 15 piece under 30. Why you sell eight? Colombo. Not this Colombo. I'm talking about that. Okay, 10 piece 100 rupee, right? Okay? Oh. Okay. And what is this? Ek 100 rupee. So 100 rupee. I want just one. Can I? Böyle büyüğünden alak oluşmuş bundan. What is the name? Garuda. Garuda. How can I eat like it? Cool. O kaşıları nasıl açtı? Ben açamadım. Ha. Şöyle kabuğunu açtığınızda şöyle bir şey. Üç tane şöyle bir şey çıktı. Çekirdeğinden kopmaz sonra ama içine çekirdeğe bak. Taste ha? Evet. Neyse sor. Excellent. Ama güzel. Şimdi hemen size burada bir tanesini göstereyim. Dışı böyle dikenli gibi duruyor ama çok yumuşak, elinize batan bir şey yok. Böyle kabuğunu açtığınızda içinden bembeyaz bir şey çıkıyor böyle. One selfie please. Can selfie? Selfie, of course. Thank you. Thank you too, bro. Thanks for everything. Okay, see you. Okay. No, enough. Thanks. No, thanks. Okay. Thanks. Baksana hediye verecek kardeşim, sağ olsun. Rambutan da aldık, yürümeye devam mı bak. Hello. Take one. More? You want more? Take two. Yeah. See you, bro. Hi. More? See you. Thank you. Thank you too. Ciao. Kardeş, şam dişleri gördünüz mü? Kıpkırmızı olmuş. Bırakın oğlum bu uyuşturucuyu, bırakın. Bakın burada yazan tabelaya göre buranın hemen arkasındaki, yani o fillerin geldiği nehirde timsah varmış. İyi ki girmemiştik dahi. Şöyle bir tezgah gördüm. Hi. Hi. Can you speak English? Yes. Okay, what is this for what? This is a herbal tea. Drink for healthy? Yes. Liver. Okay. Please. I wanna try one. Try one? Yes. Which one is better? I don't have any problem. Maşallah, I'm so healthy, but okay, you know, just I can drink. You know, cinnamon tea have in Turkey, in my country have. You know, have Sri Lanka local drink here. Which one is, for example? Yakina. Huh? Dafina? Yakina. Yakina. Atalanta, Selanika. Can I try one? No, I'm okay. You know, I'm okay. Just I want to try. Bu ne baba, kubar mı? What is this? Jagiri. Sugar. Ah, no, I don't know sugar. No, jagiri. Uh-huh.
Let's try. Şöyle bir şey verdi, gördünüz siz de. Bu da? Buyur. Abi bu neyi bilmiyorum ben, böyle bilirsiniz. Bir şeylerden falan anlamam. Hatta enginar falan bile çok geç öğrendim. Mesela pırasayı öğrendim de lise 3 falandır yani. Öyle özel konuşamam anlayamam. O yüzden böyle bitki şeylerini bilmem mümkün değil ama. This drink for what? For my stomach, for my headache, for what? For example. For my body. Yes, yeah, headache is throat. Yes. Mm-hmm. Good. Good, okay. Abi bu nasıl bir coğrafya ya? Her şey yetişiyor. Şunların mısır olduğundan eminim ama şu çitin ardındakilerin ne olduğunu anlamadım. Fakat gerçekten papaya da yetişiyor, ananas da yetişiyor, karpuz da, muz da, mısır da. Bu nasıl bir coğrafya ya? Çay bile yetişiyor abi. Yani bunların hepsi eyvallah Türkiye'de de yetişiyor ama yani bizim yüz ölçümümüz Sri Lanka'nın belki 15 katı, ha şaka yapmıyorum. Bu kadar küçük bir adada her türlü iklimin yaşanması da ilginç. Ki yanlış duymadın, Sri Lanka bir ada ülkesi. Evet, gerçekten bir ada ülkesi yani. Çok keyifli. Size ilk başta da demiştim. Bizdeki Kıbrıs gibi düşünebilirsiniz diye.